Bir kere bu imparatorlukta irsi bir sınıf yoktur. Yani irsi hakimiyeti taşıyan tek insan padişahtır, hanedandır. Ailesi. Orada bile dikkat ederseniz asalet sistemi yürümez. Çünkü evlenmeler Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra cariyeliğe, yani halka ve hatta Türk halkının, Müslüman halkın dışındaki insanlara yayılmıştır, değil mi? Yani esas itibariyle hanedanın büyük anneleri Ukraynalılardır. Çünkü Hürrem Ukraynalıydı. Cemaat Paşa dediğimiz bütün kolun kendinden yürüttüğü Kanuni'nin eşi Hürrem Ukraynalıydı, Galiçyalıydı. Bu böyle görünüyor. Bir yerde daha bir kesilme oluyor biliyorsunuz. Gene bir ikinci cemaat başı var. Kim o? Sultan İbrahim. Hanedan ondan yürüyor. Onun eşi Terahan Sultan da gene Ukraynalı. O daha açık. Böyle bir şey. Ve bunlar meyseleri bilinmeyen iki zeki güzel kadın. Dolayısıyla burada bir asalet sistemi yürümüyor. Demek ki bu imparatorlukta esas olan yönetici sınıfın irsiyetten uzak olması. İkincisi, bunu teşvik edecek burslar sisteminin bulunması. Yani çağımız demokrasisine geçişte bu açıdan bir engelimiz yok. Teorik olarak en fakir köydeki en fakir gencin en yüksek yere yükselmesi mümkündür. Pratikte oluyor muydu bu? Pratikte böyle yani işte. Sadrazam nereden geliyor? Şimdi bu cumhuriyette de böyleydi ve cumhuriyet böyle temelleri kuruldu, böyle atıldı. Fakat maalesef son 30 yıllık süreç içerisinde bundan geri gidiliyor. Yani bizim eğitim sistemimizde bugün bir kavga var. Laik miyiz, değil miyiz falan. Asıl büyük problemin nerede olduğunu görmüyoruz. Asıl büyük problem zeki insanı yükseltecek bir eğitim sistemimiz yok. O yıkıldı. Vardı, yıkıldı. Osmanlı yani, döneminde var mıydı bu? Osmanlı'da da vardı, Cumhuriyet'te de vardı. Size söylüyorum, son 30 senenin bir faciasıdır bu. Bugün Türk toplumu zeki çocuklarına yükselme fırsatı veren bir toplum olmaktan çıkmıştır. Eğitim son derecede paralıdır. Laik eğitim diyorsun. Asıl gerçek laik eğitimi yapan İstanbul'da bir iki okul var. Paralı, buraya adım atamazsın paran yoksa. Yani öyle yaşamak zorunda orada. Dolayısıyla bugünkü Türk eğitimi zeki çocuklarımızı yükseltecek bir sistem olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerinde durmuyor kimse. Abi, bu bütün ananemizin, bütün geleneğimizin yıkılması demektir. Bu son 30 yılın bir olayıdır ve feci bir şeydir tabii, çok fecidir. Bugünkü büyüklerimiz bu eğitim sisteminin içine doğsalardı zor gelirlerdi oraya. Yani bunu söylüyorum, Said Süleyman Demirel bugünkü Afyon Lisesi'ni bitirse teknik üniversiteye giremezdi. Gene aynı zekasıyla, gene aynı korkunç hafızasıyla o imkana sahip olamayacaktı. O günkü Afyon Lisesi'ni bitirince girdi tabii ve buralara kadar geldi. Evet, sınıf yoktur demiştiniz Osmanlı'da. Sınıf yoktur denmez. Bir toplumda sınıf vardır. Fakat sınıfların arasındaki geçişkenlik meselesi çok mühimdir. Osmanlı'da bu geçişkenlik var mı? Efendim, o azamite, azamite. Çünkü bu sınıfa geçişkenlik, geçiş yani rampa atlama ve yükselme imkanı çok fazladır. Devşirme sistemi o zaten. Ve beceriksiz olduğunuz takdirde de onun erimesi çok kolay. Yani sadrazam hanedanları çıkarlar ve batarlar. Ben size bunun örneğini gösterebilirim hayattan. Köprülüzade Mehmet Paşa, bak son hanedan. Köprülüzade Mehmet Paşa'nın oğlu ne? Fazıl Ahmet Paşa, hem müderris hem başvezir, oğlu. Öbür oğlu kim? Fazıl Mustafa Paşa. Damat kim? Menzifonlu Kara Mustafa Paşa falan. Gidiyor böyle, vezir hanedanı bu. Bir yerde işte Kıblelizade Mustafa Paşa bunlara katılıyor falan. Bir hanedan.
hanedanın durumu, bu ailenin durumu 20. yüzyılın başında ak bıyıkta fakir bir konak. Konağın sahibi Faiz Bey'di galiba. Adliyede bir memur, şef muavini gibi. Çocuklarını zor okutuyor. Eğer o çocuk Köprülüzade Mehmet Fuat Bey gibi, yani büyük profesörümüz gibi bir dahi olmasa hiçbir şey ifade etmez. Aile silinir gider. Bu kadar açıktır bu. Bu kadar açıktır. Yani imparatorluğun bütün 17. yüzyılına geçişkenlik. Hükmü, geçişkenlik hem çıkışına hem inişine. Yani, ve bunun gibi örnekleri çok sayabilirim size. Şu hanedan konusunu biraz açalım isterseniz hocam. Şimdi diyorsunuz ki irsi değildir. Fakat yine de bir hanedan söz konusu. Hanedan işte Osmanlı sülalesi. Evet. Yani bu irsi. Peki başka irsi bir şey var mı? Yani nedir irsi olan? Şimdi mesela adam diyelim ki Duc de Montmorency. Onlar hep dük, onlar gider o imtiyazlarıyla. Mesela Dolgarukiler Rusya'da. Büyük aile. Bunlar zengin, tamam. Zenginliklerini kaybettikleri an ne oluyor? Gene şey bunlar. Soyluluğunun imtiyazları gene devam ediyor. Yani bu çok önemli bir şey. Burada öyle bir olay yok. Burada başvezirin çocuğu adam olursa bir şeyler olur. Olmazsa olmaz ve kimse de suratına bakmaz. Bakmaz hakikaten yani. 30 sene sonra falan da torunları böyle okuma yazmadan bilgane mahalle adamları, mahalle kadınları olarak görürsün İstanbul'un uzak bir semtinde eski kırıntılarla yaşayan